أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin âl ve ashabının üzerine de sonsuz salatü selam olsun. Yüce Mevlamız cümlemizi, cümle ümmet Muhammed'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yollarından ve şefaatlerinden bu dünyada da ahiret yurdunda da ayırmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde nasip olursa vaktimize verdiği ölçüde namazlarımızda okuduğumuz Sübhaneke duamız üzerinde biraz durmak istiyorum. Hem anlam itibariyle hem de namazımız içerisinde Sübhaneke'nin konumu nedir ve hayatımıza bu Sübhaneke duasının yansıması nedir, ne olmalıdır, bu ve buna benzer konular üzerinde durmak istiyorum. Her şeyden önce ifade etmemiz gerekirse Sübhaneke duamız değerli kardeşlerim namazlarda okunması sünnet olan bir duadır. Yani bu duayı biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Efendimiz Aleyhisselam namazlarına başladıkları zaman Allahu Ekber cümlesiyle Efendimiz Aleyhisselam namazın başlangıcı tekbirdir buyuruyorlar. Tekbirle namaza başlıyoruz. Allahu Ekber dedikten sonra hemen Sübhaneke duamızı okuyoruz. Bazı sünnet namazlarda mesela ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde ve işte Ramazan-ı Şerif'te kılmaya çalıştığımız teravih namazlarımızda eğer 4'er rekatlı, 6'şar, 8'er, 10'ar bu şekilde kılacaksak her iki rekatta oturuyoruz. Ettahiyyatü salli barik dualarını okuyoruz. 3. veya 5. 7. rekatlara kalktığımızda yine Sübhaneke duamızı okuyoruz. Sübhaneke değerli kardeşlerim gerçekten manasını düşündüğümüz zaman İçeriğine en azından şöyle yüzeysel de olsa vakıf olduğumuz zaman hayatımızın neredeyse tamamını kuşatan bir dua olduğunu Sübhaneke duasını görüyoruz. Anlam olarak nakletmemiz gerekirse şöyle başlıyoruz. Sübhaneke diyoruz. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Senin ismin yücedir Allah'ım. Sübhaneke Allahümme ey Allah'ım seni tesbih ederim. Ve bihamdik seni hamdin ile tesbih ederim. Şimdi Sübhaneke demek değerli kardeşlerim Rabbimizi her türlü noksan sıfatlardan uzak tutmak, uzak görmek demektir. Tesbih demek Rabbimizi zikretmek demek tek güç sahibinin, tek otoritenin haram koymaya, helalleri belirlemeye yetkili tek merci sadece Rabbimiz olduğunu bilmek demektir. Bu yönüyle hemen Allahu Ekber deyip namaza Allah en büyüktür, ondan başka büyük tanımıyoruz mesajından sonra Sübhaneke cümlesiyle başlamamız bunun bir mütemmimi gibidir, bir tamamlayıcısı gibidir. Yani Allah en büyüktür diyoruz ve ondan sonra Ya Rabbi seni eksik sıfatlardan, eksik efendim, eksikliklerden seni tenzih ediyoruz. Ama neyle? Allahümme ve bihamdik. Allah'ım seni hamdin ile tesbih ediyorum. Şimdi hamd biliyorsunuz bizim yaratılış ve varlık sebeplerimizden bir tanesi. Yani Yüce Rabbimiz bizleri kendisini tanımamız, kendisine kulluk etmemiz, kendisine şükretmemiz, kendisine efendim standartlarına uygun bir hayat yaşayabilmemiz için bizleri var etmiş. İşte bizleri bu varlığından haberdar etmesinden dolayı, kendisini tanıma fırsatı vermesinden dolayı, emir ve yasaklarına bizi vakıf kılmasından dolayı biz daha namazın başında hani o kıyama duruşumuzu şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Kıyama duruşumuzda, tekbir alışımızda ve hemen akabinde Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ya Rabbi seni hamdi ile tesbih ederiz. Seni noksan sıfatlardan münezzeh olarak bütün dünyaya, bütün aleme, herkese ilan edelim dememiz tabiri caizse merdivenlerin basamaklarını yavaş yavaş çıkmamız birbirini tamamlayan adımlarla, yüzlerle Rabbimize onun rızasına doğru yol almamız demektir. Ve hemen akabinde diyoruz ki وَتَبَارَ كَشْمُكْ diyoruz. Senin ismin ne kadar mübarek, ne kadar yücedir Ya Rabbi.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bu duada değerli kardeşlerim, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Hemen ilk cümlede Allah'ım seni noksan sıfatlardan tenzih eder, sana hamd ederim. Akabinde de Rabbimizin isminin yüceliğinden bahsediyoruz. Hemen bu efendim cümleyi zikredince aklımıza İsra suresindeki siz Rabbinize ister Rahman olarak isterse başka isimlerle dua edin ve başka ayet-i kerimede Yüce Mevlamız en güzel isimler Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Siz Allah Celle Celaluhu'ya bu güzel isimlerle dua ediniz. Emri var. Demek ki Rabbimizin güzel isimlerini öğrenmek, bu isimlerin tecellilerini, sırlarını, güzelliklerini idrak etmeye çalışmak her Müslümana, her bir müminin efendim omuzlarına düşen görevler arasında yer alıyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Mevlamızın 99 tane güzel ismi olduğunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam bu 99 güzel ismi sayan ve saydığı bu isimlerin gereğince amel eden kimselerin cennete gireceklerini müjdelemiştir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımızda değerli kardeşlerim, Yüce Mevlamızın 2000'den fazla isminin olduğunu biliyoruz. Hatta şunu da ifade edelim. Yüce Mevlamızın ismini sadece 99'da, sadece 2000 veya üzerindeki isimlerle sınırlandırma şansımız da yok. Sayısını, adedini ancak Rabbimizin bileceği kadar Yüce Mevlamızın güzel isimleri vardır. Biz Esselam gibi, El-Mü'min gibi, El-Müheymin gibi Rabbimizin güzel isimlerini zikrederek, o isimler üzerinde yoğunlaşarak dileklerimizi, ricalarımızı, temennilerimizi Rabbimize, Rabbimizin bu güzel isimleriyle arz etmek durumundayız. İşte o yüzdendir ki sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr suresinin son 3 ayet-i kerimesini okuyoruz. Ve başında da Eûzu billâhi semî'il alîmî mineşşeytânirracîm diyerek. Bakın ilgiyi, alakayı görüyor muyuz? Daha namazımızın başındayız. Allahu Ekber diyerek Sübhaneke duamıza başladık. Ve tebâre kesmük cümlesine gelince hemen akşam namazları ve sabah namazlarından sonraki Haşr suresinin son 3 ayetinin okunmasını hemen zihnimize getirdik. Neden? Her sabah Rabbimize ya Rabbi senin o güzel isimlerinle hayata başlıyorum. Ve akşam namazlarından sonra da ya Rabbi yine senin o güzel isimlerinle bu günümü nihayete erdiriyorum. Ve o güzel isimleri zikreden bu dudakları, bu dili, bu gözü, bu kalbi senin efendim emrinin dışında yanlış olan, hatalı olan hiçbir yolda kullanmayacağım diye fiili olarak Rabbimize her sabah, her akşam söz vermiş oluyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ismük ve teâlâ ceddük. Ve senin şanın ne kadar büyüktür, yücedir ya Rabbi. Gerçekten de hem kendi yaratılışımıza, hem kainatın yaratılış ve işleyişine, etrafımızdaki sayısız, sonsuz bu deveranın kusursuz bir şekilde işleyişine baktığımız zaman namazımızda bu kadarımızda değerli kardeşlerim Rabbimizin büyüklüğüne hani başta demiştik ya Allahu Ekber demiştik. Bu tekbirimizi teyit eden tekbirimizi birkaç cümle sonra daha yine tekraren tekbirdeki sözümüze sadakatimize bizi gönderen, gösteren o bizi oraya efendim yönlendiren ve Teala Ceddük cümlesini de zikretmiş oluyoruz. Ve celle senâvuk. Seni övmek, seni yüceltmek, senin şanın son derece büyüktür Allah'a diyoruz. Ve bu kısmı biliyorsunuz cenaze namazlarında okuyoruz. Ve celle senâvuk kısmını. Yani orada da biz lisan-ı halimizde demiş oluyoruz ki ya Rabbi şurada yatan efendim artık yani dünyayla ilişkisi bir noktaya kadar kesilmiş olan artık ibadetleri, amelleri eğrisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla artık senin huzuruna tevdi edeceğimiz şu mevtayı, şu rahmeti rahmana kavuşturur ümit ettiğimiz kardeşimize rahmetinle muamele eyle. Bu senin şanındandır ya Rabbi. En sonunda da وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكُ diyoruz. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Şimdi Allahu Ekber cümlemizden başlayarak Sübhaneke Allahümme ve bihamdik.
bu cümlede biz ne kadar Rabbimizin var olduğuna, bir olduğuna, tek olduğuna, eşsiz olduğuna vurgu yapıyorsak ve tebarek ismük cümlesinde de o vurguyu aynen devam ettiriyoruz. Senin ismin ne kadar yücedir. Ve teala ceddük. Senin şanın ne kadar yücedir, büyüktür Allah'ın. Ve celle senavuk ve la ilahe gayruk. Ve senden başka ilah yoktur. Seninle değil ki bu yönüyle Sübhaneke duamız sanki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesinin kelime-i tevhidin başka bir versiyonu gibidir. Veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şehadeteynin iki tane kelime-i şehadeti efendim farklı cümlelerle, farklı kelimelerle ifade edilmiş şeklidir. Biz Allahu Ekber tekbirinden sonra namazımızdaki uyumu bu şekilde gördük. Bu şekilde anladık. Bundan sonra değerli kardeşlerim, Sübhaneke duamızın hayatımıza şöyle bir yansımasını birkaç madde halinde zikredip sohbetini nihayet erdireyim. Şimdi her namazında Rabbimizi bu denli yücelten, Rabbimizin eşsiz büyüklüğüne vurgu yapan, bütün acziyetini, bütün acizliğini Rabbi karşısında hisseden bir kulun bu Sübhaneke duası vesilesiyle hayatında eğer eli harama gidecekse Rabbimizin büyüklüğünü düşünüp, onun isimlerinin yüceliğini anlayıp, emir ve yasaklarını aklına hatırına getirip, o haramdan elini, gözünü, her türlü uzvunu, azasını çekmek. Veya doğru olan bir şey. Yani bu Sübhaneke duasının anlamına vakıf olan kardeşimiz, nerede, ne zaman, ne şekilde doğru söylenmesi gerekiyorsa, doğrudan yana, haktan yana, adaletten yana ne yapmalıdır? Tavrını mutlaka koymalıdır. Çünkü bu cümlelerle defalarca diyor ki, Ya Rabbi sen beni görüyorsun, Ya Rabbi söylesem de söylemesem de her türlü sırrıma sen vakıfsın ve ben her türlü acizliğimle senin huzurunda sana ibadet etmeye çalışıyorum. Bütün bu acizliğimle beni kulluğuna kabul eyle Ya Rabbi diye bu cümlelerin hepsinde bastıra bastıra Rabbimizin azametini, Rabbimizin kudretini, Rabbimizin yüceliğini ifade ediyoruz. Bu halde değerli kardeşlerim, sadece Sübhaneke duası bile, sadece Sübhaneke duası bile, yani namazın bir parçası bu, bir bölümü, kısacık bir bölümü. Ama bu bölüm bile bize kulluğu zirvede yaşatacak, hissedecek ve o kulluğun zevkiyle bizi aşıklar haline getirecek, efendim kullar olmaya yeterlidir Allah'ın izni ve inayetiyle. Rabbimiz cümlemize hem namazlarımızda hem namazlarımızın dışında Sübhaneke duamız başta olmak üzere bütün okuduğumuz dualarımızı, sure-i celileleri, ayet-i kerimeleri eksiksiz bir şekilde kavrayan, anlayan, bu hakikatlerle hayatına yön veren, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bu kıymetli zaman diliminin hürmetine hasta kardeşlerimize şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinde edalar nasibi müessere eylesin. Zâhir davana elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Rabbena tekabbel minnâ veşfi merdâna verhamdülhâna. بحرمة سر سورة الفاتحة